Günaydın. Geç mi geldin? Evet. Siz repo değil miydiniz ya? Ya gerçekten ben seni anlamıyorum. Yani nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorsun sen? Ne yapayım istiyorsun yani? Ne yapabilirim? Yani sen bana böyle bakacaksın. Ben sana böyle bakacağım, hiç konuşmayacağız. Ya da hiç bakmayacağız birbirimize. Öyle mi olacak? Öyle mi istiyorsun, öyle mi olsun? Bu kız bu evde olduğu sürece hiçbir sorunumuz çözülmeyecek. Tamam mı? Allah Allah. Yahu bir iki gün kalacak zaten. Evet. Evet. Bir iki gün kalacak. Sonra gidecek. Sonra tekrar gelecek. Sonra tekrar gidecek. Hep böyle yani. Evet böyle. Kız benim kızım. Kız benim kızım. Ne yapayım istiyorsun yani? Ne yapayım? Mesela kendini benim yerime koysana. Ha? Ben böyle eve giriyorum bir gün. Aa biliyor musun benim eski sevgilimden bir çocuğum varmış yavaş diyorum. Tamam mı? Sonra böyle getirip burnunun dibine koyuyorum. Nasıl? Her şeyin suçlusu benim, tamam mı? Her şey benim hatam, benim yüzümden oldu. Her şey. Oldu mu şimdi, rahatladım mı? Hala hiçbir şey kabul etmiyorsun. Ve her şeyi benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun. Neyi kabul etmiyorum be? Neyi kabul etmiyorum? Beni zorla kötü yapmaya çalışıyorsun. Senin hataların bedelini niye ben ödeyeyim ki? Ne istiyorsan yap Dünya. Ne istiyorsan yap. Melis'i unutma. Canın ne istiyorsa onu yap. Tamam mı? Aa, bizim Melis diye bir kızımız vardı değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Niye şu an sesimi çıkarmıyorum biliyor musun? Melis üzülmesin diye. Bir daha hasta olmasın diye. Çünkü senin aksine benim düşünmem gereken tek bir evladım var. Bir tane. Hoş geldiniz. Melis neyin var? Yok bir şeyim. Ne demek yok bir şeyim? Kızım gelsene otur bir konuşalım. Yalnız kalmak istiyorum. Rahat bırakın beni. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Senin neyin var? Biriniz bir şey anlatacak mı bana? Çıkma gel. Gel anlatacağım. Yani o kızı sen getirdin, hayatımıza soktun. İyi oldu mu? Mutlu musun sen? Ha? Sakın sen karışma Tülin. Melis'le konuşma. Bırak aralarında kendileri halletsinler. Seni dinledim, bıraktım. Niye biliyor musun? Melis mutlu diye. Yüzü gülüyordu, kıyamadım. Değdi mi ya? Ha? Hani bizim hayatımız hiç değişmeyecekti? Melis zarar görmeyecekti? Söylesene. Merak ediyorum, hala aynı şekilde mi düşünüyorsun? Allah aşkına bir sus ya Tülin, ne olur ya. Bir sus. Evet böyle zaten. İşine gelmeyince direkt sus. Sorun değil. O benim kızım, tamam mı? Şimdi çıkarım yukarı, onun gönlünü yaparım. Gerçekten merak ediyorum. Şu kızı alıp evimize hesapsız kitapsız soktun değdi mi? Ha? Sen daha beni çok ararsın Zeynep Hanım. Bir dakika. Gel. Biraz konuşabilir miyiz? Hı hı. Ben senin üzülmeni istemiyorum artık. Gerçekten yani için rahat olsun, tamam mı? Çünkü sen elinden gelen her şeyi yaptın.
Yani evini paylaştın, odanı paylaştın. Bana karşı çıktın. Belki bana kızmışsındır, bilmiyorum ama... üzülmeni istemiyorum artık. Haklıydın anne. Ben kendi kendime hallederim diye düşündüm. Yaparım diye düşündüm ama... yine her zamanki gibi sen haklı çıktın. Deme öyle, deme sakın. Öyle ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana. Gerçekten haklı çıkmak istemezdim. Gerçekten. En kötüsü de ne biliyor musun? Ben ona güvendim. Ona inandım. İçimi döktüm ona. Her şeyimi anlattım. Bundan sonra ben kimseye güvenemeyeceğim anne. Şşş. Yok öyle bir şey. Bir daha seni hiç kimse üzemeyecek, tamam mı? Baban da üzemeyecek, Zeynep de. Hiç kimse. Ben hep yanında olacağım. Tamam? Buraya gel. Sen benim canımsın. Canım. Şu halimize bak, sabahtan beri boş boş oturuyoruz ya. Evet ya. Kaç saattir boş boş duruyoruz burada. Kemal de arayıp duruyor. Programa bu Tarık Kartaloğlu'nu çağırmış. Adam gelmem deyince başladı pompaya, gir haberi, gir haberi. Çek iki kare, samimi dans ederken görüntüler diye yapıştır gitsin. Öyle yapacağım. Yani öyle çok büyük bir ev değil ama iyi ışık alıyor. Odalar küçük mü? Bir tanesi büyük. Onu Zeynep'e vereceğim. Sahibinden mi bu, emlakçıdan mı yoksa? Emlakçıdan. Gittim görüştüm ben adamla. İyi birine benziyor. Yani öyle çok para göz falan değil. Hı. Erdal, sakın kıpırdama. Ne oldu? Dümdüz dur. Tülin Derman'ın kocası burada. Kiminle? Bilmiyorum, anlayacağız. Yakınsa şu emlakçıya gidip konuşalım mı? Yakın değil, Ortaköy'de. Neydi? Denizciler Emlak. Ya, Demet. Bir şey söyleyeceğim. Elini tut baba. Ya biliyorum, kabul etmeyeceksin ama. Sonuçta sen bu evde benim kızımla oturacaksın Zeynep, benim de kızım. Eğer müsaade edersen. Can, anladım ne demek istediğini, anladım. Ama olmaz. Neden ama? Ben hani bunu babası olarak söylüyorum Zeynep'in aynı zamanda. Çok teşekkür ederim ama olmaz. Gerçekten sağ ol. Çak. Çok güzel bir yüzü var, bebek evet. Gibi, harikulade. Aa, ne oldu ki bu magazinciler beni arıyor ki? Efendim? Efendim Tolgacığım, söyle. Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Yok canım, ne gezmesi. Setteyim, çalışıyorum canım. Ha, öyle mi? Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Ne fotoğrafı? Kim çekmiş, sen mi çektin? Nerede? Ben şimdi nasıl bir şey söyleyebilirim ki? Rica etsem önce bir fotoğrafları görebilir miyim? Bana gönderir misin? Hayatım, fotoğrafları görmeden nasıl cevap verebilirim ki sana? Görmem lazım. Senden rica ediyorum, bir maille yollar mısın bana fotoğrafları? Ben bir bakayım. Hı hı. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Bir bu eksik ya. Ne olmuş? Magazinden bir arkadaşım. Cihan'ın fotoğrafını çekmişler bir kadın. Onunla ilgili soru sorup duruyor. Baksana. Bakmak dahi istemiyorum. Yani başıma ağrı girdi şu anda. Ama ben söyledim değil mi sana? Söyledin güzelim de. Söyledim.
Tülin Hanım, prova için hazırız. Şu anda ben değilim. Lütfen bir yarım saat verir misiniz bana? Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.